أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Geceniz mübarek olsun. Şimdi mutlu olmak istiyorsan, şimdi psikolojiden yapacağım. Enfusi, yani sıkıntılarımıza bir kısım çözüm. Bakayım olaylara nasıl bakacağız. Şimdi her şeyde olduğu gibi sıkıntının da temel çözümü kendini tanımaktan geçiyor. Kendini tanımasan sana denk gelen, getirilen hiçbir şeyi çözemezsin. İnsan kendisini tanımadığı için olayları izah edemiyor. Çünkü neyi nasıl izah edecek? Mesela içine gelen bir dürtü diyelim, bir istek geliyor veya bir sıkıntı geliyor. Ben sıkıldım diyor. Ya canım istiyor, canım istemiyor. İşte bu veya değişik şehvet olur, gadap olur, öfke olur, korku olur. Kendimizi üçe ayıracağız. Temelde kendini üçe ayıracaksın. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Üçü farklı bir birimdir. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum diyen bile ruh değil. Benim ruhum diyen, ben olan ben, ruhtan ayrı bir şey. İşte eğer kendimizi böyle iki, en azından iki kişi önümüze koyarsak, benim nefsim, benim ruhum. O zaman önümüze çıkan, mesela vesvese, vesvesenin de temeli de bu. Mesela vesvese diyor ki, de onu diyor, söyleme onu, ver ağzının payı, abdestin olmadı, abdestin gitti. Haşa, secdeye gidiyorsun, resimler geliyor, paralar geliyor. Allah hakkında küfürler geliyor, peygambere hakaretler geliyor. Ya böyle geliyor yani. Müslüman da korkuyor. Ödü patlıyor. Oysa halis bir imanın ifadesidir. Peygamber aleyhisselama sormuşlar, ya Resulallah, içimizden geçen o kötü sözlerden mesul muyuz diye soruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, içinizden geçeni konuşmadıkça ve yapmadıkça tam tersine cihattır, sevaptır. İşte kendini üçe ayıracaksın. Ver onu. Ver, ayıptır diyor mesela. Ver ağzının payını diyor. Görürsünüz ki kendinizi iki tane farklı bir birim olduğunu görürsünüz. Dikkat edersen. Hani de diyor, deme diyor. Yoktur diyor ahiret diyor, vardır diyor. Bak ona diyor, bakma diyor, ayıptır diyor. Yani iki tane farklı bir birim var. İşte bunu kendisini tanımaya zanneder ki bu benim. Hayır. Bunun adı nefistir. Bunun adı da ruhtur. Bunu bir örnek veriyorum, geçiyorum diğer konuma. Bir odun düşünün, odun. Odun. Odun denilen şey iki tane yapının hulasasıdır. Yani odunu yakın. Odunu yakın. Göz gözü görmeyen, her tarafı örten dumanı görürsünüz. Odundan çıkan duman. Değil mi? Her tarafı açan nur var. Her şeyi yakan, hatta kendisinin de düşmanı olan orada nar var, ateş. Biz bir iki tanesini ele alalım. Duman odundan çıkmıyor mu? Evet. Çıkıyor. Nur odundan çıkmıyor mu? Evet. Çıkıyor. Odundan misal beden, aynen odun bedene benzer. Odunun içerisindeki duman nefse benzer. Odunun içerisindeki nur ruha benzer. Cenab-ı Hak odunun içerisinde dumanı nasıl yerleştirmişse bu bedene de nefse öyle yerleştirmiş. Aynı teknolojiyle kullanmış. Odunun içerisinde nurun hangi teknolojiyi, ışığı, odunun içerisindeki yaptığımız zaman çıkan nur hangi teknolojiyle yerleştirilmişse bedene de ruhu aynı teknolojiyle yerleştirmiş. Bakın odun dese ki ben istiyorum. Kardeşim duman tarafın mı istiyor, nur tarafın mı istiyor? İşte bu kutuda da biz böyleyiz.
Odunun içerisinde nasıl iki tane farklı bir birim var? Burada da iki tane farklı yapı var. Nefis ve ruh. Bunu bilirsen rahat edersin. Mesela küfürler geliyor. Söyle onu, bak onu. Yani böyle içimizden geçiyor ya. Sen de korkarak diyorsun estağfurullah. Hiç alakası yok yani. Tam tersine içinde sıkıştırırsa olan nefistir, sensin dediğin zaman onun adı küçük cihat değil, büyük cihattır. Küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz dedi ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu işte yani. Bu adam. Peki bakın içinizden geçeni günah yazılması şöyle dursun. O onu tanıdın mı? Nefisten oldun mu? Dediğini bildin mi? Ona göre amel etmiyorsun. Cihat oluyor. Hani bunu bilmediği zaman bak ödün patlıyordu. Psikolojin bozuluyordu. Bütün duyguların kaynağını böyle yapabilirsin. Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı çıkıyor? Bundan mı çıkıyor? Ayırt edersen rahat edersin. Mesela imamlık yapıyorum. Bak şimdi nereden geldiğini bir göstermek için yapacağım. Almanya'dayım. Camideyim. Lojmandan çıktım. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Bak adama bak ne yaptı bana. Lojmandan çıktım. Ramazan oluyor Ramazan'da. Camiye gittim. Bana abdestin yok demiyor adam. Sünneti kıldık. Adam yok gene. Farzı kıldırdım. Kimse yok. Son sünnet. Teravih 20 rekatı da kıldırdım. Salat vitirde. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bana diyor ki abdestin yoktu. Kim diyor? Dur bakayım kim diyecek. Benim abdestsiz kılmamı istemiyor bu. Abdestsiz olduğumu hatırlatıyor. Çok dindar birisi. Madem benim abdestsiz kılmamı istemiyor, abdestli kılmamı istiyorsa niye lojmanda demedi bana? Lojmanda abdestin yok demedi. Camiye geldim demedi. Sünneti kıldım demedi. Farzı kıldırdım demedi. Teravih kıldırdım demedi. Salat-ı vitirde söylüyor bana. Ne için söylüyor biliyor musunuz? Dindar ol, benim dindar oluşumdan, benim abdestsiz kılışım istemediğinden değil. Cemaat arkaya döneceğim mihraptan. Cemaat, benim abdestim yoktu biliyor musunuz? Ulan camdan seni aşağı atarlar ya. Burasına kadar gelmiş adam. Zor namaz kıldı zaten. Teravih zor geldi. Yemeği ye ye. Teravih kıldır. Bir daha adam hoca diyor ki benim abdestim yok. Yerinde kıl. İşte bunu yaptıran kimdi? O adam. Hemen tanıdım tabii. Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Her zaman abdesti olur mu dedim. Baktı ki benden daha serseri çekip gitti. Bak eğer ben şöyle yapsaydım. Hakikaten benim abdestim var mıydı? Yok. Hani nerede bozdum? Gaza mı oldu? Şey mi oldu? Tuvalete mi gittim? Bu ne istiyordu adam? Şöyle yapmak istiyordu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ulan nerede abdesti yapacağım? Okuyorum ama cemaate aklım abdeste. Errahmanirrahim. Nerede şey? Ya hemen tanıdım bu adamı. Niye? Eğer hakikaten bu benim dindar olmamı istiyorduysa lojmanda diyecekti. Hiç kafayı bile yormadım nerede abdestim gitti. Dedim ki serseridir tamam. Dedim ki ben zaten her zaman abdestli olmaz. Abdestsiz de kılınır. Baktı dedi ki ne yapacak bana? Bana diyor ki abdestin yok öyle olsun. Benim yok güzel ben de biliyorum. Taneyi işlettirecek. Çünkü adamı tanıdım. Tanısan gider, tanımasan gelir. Beyni zehirleyen gıybet, haset, kin, adavet. Bunlar gibi sıfatlar sana korkuyu doğurur. Şimdi Allah Celle Celaluhu bizi kötü sıfatlardan arınmamız için onları adlandırıyor. Kin, adavet, haset. Şimdi onların ne olduğunu ben bir parça şey yapayım. Şimdi şu. Kin kuyuya benzer. Seni aşağıya indirir. Kuyu kuyu. Haset hapishaneye benzer. Unutmayın, neyi düşünüyorsanız onun içine giriyorsunuz. Neyi düşünüyorsanız onun içine giriyorsunuz. Düşünce enerjidir. Yani balonun içine girdin. Suyun içine girdin. Suyun içinde girdinse ıslanmaman mümkün değil. Aynı bu örnek gibi neyi düşünüyorsanız sana hemen balon oluyor. Düşünce enerjidir.
varlıktır, realitedir, vücud haricisi vardır. Düşündüğünüz şeyin içindesiniz. Hiç unutmayın bunu. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Güzel gören demek, Allah'ın güzel dediği şey güzeldir. Şimdi, güzel gören, Allah'ın güzel dediklerine bakan, güzel bakan, o malzemeleri içeriye aldı. Doğru malzemeyi, bir de biraz da ustalığın varsa, doğru malzeme, doğru usta iyi bir eser çıkarır. O zaman düşüncelerinizi değiştir, olaylar değişir. Unutmayın, idare edilmeyecek eş yoktur. İdare edemeyen eş vardır. Olayları değiştiremezseniz, düşüncenizi değiştirin. Çünkü olayları değiştiremezsiniz. Sana rağmen kainat işliyor. Unutma, bu kainat birilerinin keyfine göre işlemiyor. Allah'ın iradesi oluyor. Ne zaman benim iradem onun iradesine yakın olursa hayatta lezzet alırım. Niye böyle oluyor, niye böyle gidiyor diye Allah'ı sorgulama. Birbirinizi diyor Rab ihtiyaz etmeyin. Yani eğer birimizden yanlış bir şey çıkarsa bir bildiği vardır demeyin. Yanlışsa yanlış. Kimden dahi olsa yanlış yanlıştır. Öyle mi? Birbirinizi Rab ihtiyaz etmeyin. Allah böyle diyor, adam da böyle diyor. Bir bildiği var. Bir bildiği yoktur kardeşim. Haramın bildiği olmaz. Demek ki haset mesela nasıl oldu ya, niye oldu ya, şuna bak ya, nereden yükseldi diye haset ediyoruz ya. Haset kendisi düşünce anında ortaya çıkan aktif olan enerjidir. Şöyle bir misal vereyim. Bakın şu bu suyu görüyorsunuz. Bardakta duruyor. İçtim. Bardakta durduğu gibi mi duracak? Böbrek olacak, dalak olacak, saç olacak, tırnak olacak değil mi doktor? Yani vücutta bir şey olacak bu. Öyle su gitmeyecek. Başka bir şey olacak. Arkadaşlar bu bardaktaki suyu, burayı dinleyin ama. Bak bu bardaktaki suyu içeriye aldığım zaman saç oluyor, tırnak oluyor, böbrek oluyor, hücreler aktif oluyor ya, canlanıyor, bir şeyler oluyor. Aynen bu örnek gibi televizyon ve internetle gözden, burundan, dilden, elden, kulaktan ne içeriye alıyorsanız dışarıda durduğu gibi değil, içeriye aktif ediyor. Otomatik olarak devreye sokuyor içerisini. Ama hemen olmaz. Hemen olmuyor. Sonra bakarsın ki kadın ve erkek bir sene sonra, bir ay sonra senin karşına farklı bir duygu olarak çıkıyor. O aktif oluyor. Mesela bu bardak su içtim. Bardak su içtiğim zaman burada durduğu gibi durmadı. Kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Bak bir daha okuyayım. İşlediğimiz her bir günah kalbimize ve ruhumuza yaralar açıyor. O yaralardan tevellüt eden vehim ve vesveseler çıkıyor. Yani ben bunu içeriye sokmasam içeriye aktif olmaz. Böbrek, dalak ve vesveseler çalışmaz. Bunu soktuğum zaman sistem nasıl aktif oluyor? Televizyonla, internette, gözle veya dışarıda kokuyla, dil, tatla, elle, kulakla içeri bir şey soktuğum zaman içerisi aktif oluyor. Ya nefis tarafındaki özellikler aktif oluyor, hafızadaki o depolanmış günahlar veya sevaplar, ne sokarsan, hayır da böyledir. Gıybet, haset, kin, adavet, bunlar insanın ya mezara sokuyor ya hapishaneye indiriyor. Mesela haset hapishane gibidir dedik. Böyle birisini haset ettin, niye arabası var ya, niye var ya, niye çıktı falan. Dediğin anda sen o duygunun içine gidiyorsun. Mesela öfke hapishane gibidir. Bunu nasıl ciddi ya? Bir hayal ediyoruz ya, mutfaktayız, işteyiz, dolaşırken adama kızıyoruz. Ulan bu adam bana nasıl dedi ya, bana nasıl der ya, nasıl yapmaz bunu, verdiği sözü
gibi. Hani adama kızdığımız zaman hayalimizde kızdığımız zaman o bizi hapishane gibi yapar, içeriye sokuyor. Öfke. Kibir ise, kibir çok önemli. Kibir kuyuya indiriyor adamı, kuyu. İşte beyni zehirliyormuş bunlar. Yani doğru düşüncene mani oluyor bunlar. Arkadaşlar şu telefonunuzu kapattın lütfen. Beyni zehirleyen gıybet, haset, kin, adalet bunlar gibi sıfatlar sana korkuyu doğurur. Bunların da altyapısı beyni zehirlediği zaman korku çıkıyor. Korku aklidir, haf kalbidir. Korku uzaklaştırır, haf yaklaştırır. Bu kadar fark var. Hocamla tanışmıştık geçen, epey oluyor. Haf, Arapçada korku diye lügat verilir ama değil. Yedi tane manasından bir tanesidir haf. Haf, hafullah'ta lezzet vardır. Allah'ta, Allah korkusunda lezzet var. Bak yaklaştırdı seni. Korkuda ise Allah'tan korkmak değil, cehennemden korkmak vardır. Allah'tan haf vardır. Haf, hafullah'ta lezzet var. Ona örnek vereyim. Bir yaşındaki çocuğa sorsanız diyor, en lezzetli halin nedir? Şefkatli validemden diyor yediğim tokattan sonra yine sinesine yapışmamdır. Yani tokat yediği yere gidiyor gene. Baba vurur kaçar, ana vurur gene ona gider. Haf böyledir. Allah'tan haf etmek Allah'a götürür. Hafullah'ta lezzet vardır. Ne kadar korkarsan o kadar lezzet alırsın. Korku elem değildir lezzet, haf elem değildir lezzettir. Korku ise cehennemle korkutuluyor. Ondan uzaklaşma vardır. Günahtan korkutulur, haf ettirilmez. Haf ulvidir, ulvi şeylerdir. Korku ise realite, habis olan Allah'ın men ettiği şeylerdir. Allah kendisini öne çıkartıyor, bu haf. Dolayısıyla beyni zehirleyen kin, adavet, kibir bunlar toplanırsa insanda korku olur. Korkunun kaynağı bu. Kin, nefret, öfke, adavet. Bir insanda ne kadar hakim olursa o kadar korku olur. Bu kürsi bazı gibi alışmadınız ama enfusi derstir. Esas insanı tanımlayan, eğer bu tür şeyleri bilmesek, kendini tanımasan, sen de ortaya çıkan veya senin haricinden çıkan hadiseleri nasıl yorumlayacaksın? Nasıl izah edeceksin? Din hayatın hayatıdır. Din hayatı yorumlamaktır. Din kendini izah etmektir. Din kainat işlevine hayatını koymaktır. Din bu aklı yapana tabi olmaktır. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu aklın mutluluğu, bu aklı yapana bu aklı bağlamaktır. Akıllılık da budur. Aklın özelliği budur. Bir daha söylüyorum. Bu gözü yaparken, şöyle diyeyim bildiğim şey, yok ama diyelim. Şu saati 6 saatte yaptım. Halaka semavat vel ardı fi sitete eyyam. Sema ve arzı içini 6 günde yaptım. Hem bu soruya cevap versin. Oysa Allah kainatı 6 günde derken, altı, kainatı yaratma 6 günse bizim bildiğimiz gün yoktu ortada. Başka bir birim var. Ona cevap vereyim. Şu saati 6 saatte yaptım derken bu saate bakmadım demektir. Bu saati 6 saatte yaptım. Demek ki başka bir saate baktım. Allah da bu kainatı yaparken 6 gün yani dönem devir inkılaptan bahsediyor. Bizim bildiğimiz gün ortada olmadığından bizim bildiğimiz ölçü değil. Başka bir ölçü. Ha, şimdi bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu aklın mutluluğu bu aklı yapana bu aklı tabi etmektir. Başka çaren yok. Yoksa olayı çözemezsin. Filmin
tümüne bakmadan bir kare ile film hakkında karar veremezsin. Niye böyle oluyor dediğimiz çok hadiseler yok mu? Ama sonra diyoruz ki ona iyi ki böyle olmuş ya. Olanda hayır vardır. Hayır diyebilmekte de hayır vardır. Hayır diyebilmekte de her şey evet. Evet. Evet değil. Bazen hayır diyebilmekte de hayır vardır. Ama olanda da hayır vardır. Kendini hiçbir sıkıntı yüzünden bitkin olmamaya gayret et. Hiçbir endişeyle de kendini yok saymamayı öğrenmelisin. Mutlu olmak, mutlu olmak, sabırlı olmak kültür işidir, eğitim işidir. Doğandan çıkmayacak böyle yerden patlıcan patates gibi çıkan şeyler değil. Eğitim işidir, öğrenmek lazım. Yani hiçbir hadise kendini yok saymasın. Yani benden bir şey olmaz, beceremem, yapamam. Ben bunu, yok canım, özgüvenini yıktın mı artık şeytan sana istediğini yapar. Şeytanın en büyük özelliği bu. Ama şeytanın temel 52 tane sıfatından 4'e indirgenmiş özelliğinden bahsedeyim. Bundan uzak durursak özgüvenimiz olur. 1. Gurur ve kibir. İlk işlenen günah, şuurlu bir varlık adına Allah'a karşı işlenen günah kibirdir. Şeytan yaptı namussuz. Başımızı da derde soktu. Birincisi gurur ve kibir. İkincisi haset. Üçüncüsü ben merkezli. Her şeyi akılla yormaya çalışma. Dördüncüsü yeis. Ümitsizlik. Gazali der ki İslam toplumunda mağaraya girmiş. 10 sene mağarada kalmış. Mağarada kalan Gazali 10 sene sonra beyanat veriyor. Diyor ki 10 sene Gazali gibi bir şahsiyet beyanatı ne olur yani hakikaten çok acayip. 10 sene o inzivadaki halini anlatıyor. 10 senedeki verimi acaba nedir ya? 2 tane beyanat vermiş. 2 kelime etmiş. 10 sene Gazali'nin mağaradan çıkınca ortaya koyduğu netice meyve. Bakayım neymiş? 1. Her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar diyor. Her şey akıl işi değil. Kalbi devre dışı yapıyor. 2. Yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilsem mağaradan çıkmazdım. Yalnız demek, yalnızlık Allah'a mahsus. Yalnızlık ona mahsus. Şimdi birincisi gurur ve kibir. Kibir kuyudur. Gurur hapishanedir. Kuyu, Yusuf'un indiği kuyu bedendir. Yusuf'ta maksat ruhtur. İkincisi neydi? Haset. Haset de hapishanedir. Haset ettiğin şeyin içine giriyorsun. 4. Pergeli koyduğun merkezden daire yapar ya, aklı merkeze koyup her şeyi akılla izah etmek. Her şeyi akıl potasına çözmeye çalışmak. Oysa akıl gözlük gibi bir alettir. Ama felsefede ustur, tözdür, özdür der. Felsefenin değişik tabirlerini kullanıyorum çünkü eğilleri var aramızda. Felsefede ben olan bene töz, öz derler. Öz, öz bizim tabir. Felsefenin tabiri tözdür. Ustur yani. Aristoteles ustur der. Ben olan ben. Dinimizde nedir? Akıl gözlük gibi bir alettir. Alet insaniyedir. Onun üstünde kalpler var, kalp var, ruh var. Benlik var, daha çok yapı var. Başka, hatırlarına gömülme, hatıralarına gömülme. Geçmişi yaşarsan, şimdiki zamanı kaybedersin. Nasıl dedi, niye dedi, ne oldu falan, akrabalar, dostlarım. Bunlarla meşgul olma. Geçmişinden intikam almak istiyorsan, bugünü güzel yaşa. Geçmişinle meşgul ola ola, bugünü kaybettin. Geçmişi de düzeltemedin. Geçmişten intikam almanın en güzel yöntemi, yolu bugünü güzel yaşamaktır. Önüne bak ve onunu düşün. Sağa sola meşgul olma. Niye böyle oldu, niye böyle gitti deme. Olanda bir hayır vardır. Bitti.
hatıralarına gömülme. Hatıralarında ne şünema bul, yani hatıralarını kullan, o yanlışlarını şimdi yapmamaya çalış. Dolayısıyla geçmişteki günahın işe yarar. Günahlar bazen işe yarıyor. Nasıl yarıyor? Bak şöyle diyeyim. Şimdi insan bir hayır ve hasenat, iyi bir iş yaptığı zaman bayağı keyifleniyor yani. Fiyakası yükseliyor. Lan ben yani yaptım diye gurur oluyor ya. O zaman şöyle de, iyi bir iş yaptığın zaman içinden bir tane coşar gelecek nefis. Aferin lan sana, büyük adamsın ya. Dediği zaman hemen gözünü kapa, geçmişindeki bir günahını hatırla. Ulan sen değil misin geçmişte yaptın şu hatayı? Falan tarihti ki. Hatayı sen yaptın mı? Ya şu yaptığın iyilik, ya o hatayı bir telafi etsin. Der, bak gururdan seni kurtarır. Geçmişteki bir günahını hatırladığın zaman bugünün gururundan seni kurtarır. Bak günahlar da işe yarıyor. Yarıyor diye günah yapmayasınız. Var olan zaten yetiyor. Şimdi sonra kaygılı, sinirliyken, kaygılıyken, aşırı heyecanlı ve neşeliyken sakın ciddi bir evrağın altına imza atma. İrade pek olmaz o zaman. Neyken abi? He? Neyken? Kaygı çok acayip bir kaygılıyken, sinirliyken, aşırı neşeliyken. Uçuyorsun böyle. Getir abi getir imza atalım. He. Ona imza, buna imza. Ay, ondan sonra ne yaptık? Vay. Onun için bazen coşturuyorlardı bazı yerlerde. Böyle bir hamiyet şey yapıyorlar. Adam büyük bir meblağa şey yapıyor. Ulan ben parayı veriyorum diyor. Altına atıyor, bir senet atıyor. Çıktıktan sonra sohbet edilir. Vay ben ne yaptım ya? Bak ya oraya ben nasıl attım ya? Nasıl şey? Hipnoz gibi bir şeydir. Çünkü kelamda sihir vardır. Atmayın diyor. Sonra heyecanlı, korkulu, panikli, seni maziye, olumsuzluğa iten tiplerle fazla yüz yüze olmamaya çalış. Bir de sinirli, kaygılı, aşırı heyecanlı, korkulu, panik ataklı, maziyle devamlı meşgul olan, özgüvenini kaybeden insanlarla fazla oturup yüz göz olma, işini yap, çekip git. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, görüştüğünüz kişilerden ya zulmet akar ya nur akar size. Çünkü olumsuz adam hep olumsuz görür. Bardağa baktı ne var diyor, hep bak tepesi boş der. Lan diğer fazlası dolu, ya onu görmez. Olumsuz adam hep olumsuzluğu şey yapar. Başka, düşman üretmeyiniz. Dostlarınızın kıymetini sağken bilin. Ona karşı adım at, ziyaret et, hediye götür. Öldükten sonra vay, ne dostu be. Sıkıntım olunca danışırdım. Ne olacak şimdi, vursan ne olur? Sağlığında bil. Hani derler ya, düşmanını anan da doğurur. Yani var olan dostlarını kaybetmek İmam Ali'ye göre radıyallahu anh ahmaklıktır. Çünkü bir dost olabilmesi için seneler lazım. Arkadaş değil bu, dost. Onunla yemek yiyorsun, oturup kalkıyorsun, akrabalık yapıyorsun, seyahat ediyorsun. Yani bir sürü yatırım var ya, zaman veriyorsun. Değil mi? Zaman veriyorsun. Onun için böyle bir dostu bu kadar masrafla elde ettin. Dostların en hayırlısı da, en iyisi de Allah'tır. Allah'ın bile dostu var. Var değil mi? Kim diyor? Halilullah. Ya dost. Allah'ın bile dostu var. Peki dost dediğim zaman kim hatırına geldi? Senin o dostluğundur. Hiç kimse gelmiyorsa demek ki o kadar ciddi bir dost edinmemişsin. O zaman sen dost olmaya çalış. Suyun içine ısıyı, sıcaklığın sen derecesini ayarlayıp koyduğun gibi kelamına da sözlerine de öfkeni öyle ölçerek koy ve karşıya öyle at. Şimdi bazı sular var değil mi böyle kova, içine dereceli şey koyuyorsun, suyu o miktarda ısıtıyor. Biz sıcaklığı suyun içine ölçülü koyuyoruz. Öfkeyi de kelamının içerisine öyle koy. Sudan maksat kelamdır. Kelamının içine böyle gayz, nefret koyma fazla. Çünkü kelam karşıyı ihya eder veya çökertir. Konuşmak öyle basit zannetmeyin. Konuşabilmek için Allah'ın kelam sıfatı devreye girmesi lazım. İmam Ali radıyallahu anh der ki, kişi dilinin altındadır. Bediüzzaman Hazretleri der ki, kelam kişinin karakterini gösterir. Nerede nasıl terbiye olduğunu ifade eder.
Kelamın içerisinde kelam şeye benziyor veya söz. Çekirdeğe benzer. Çekirdeğin içinde ağaç var. Koku var, meyve var, tat var. Bak çekirdekten ne çıkıyorsa çekirdeğin içinde var demektir. Kelamın içerisinde de benim düşüncelerim var, fikirlerim var, hislerim var. Bir sürü dalgalarım var yani. Ha onu paketliyorum, gönderiyorum. Ha o zaman diyor ki kovanın içerisindeki suyu nasıl derece ile ısıtıp ayarlıyorsan 40 derece 30 derece kelamının içerisindeki öfke sıcaklığını da dereceli koy. Fazla koyma. Başka nasıl insan olmak istiyorsan hep onu hayal et ve hem onu düşün. Nasıl olmak istiyorsan, nasıl bir adam olmak istiyorsun? İnan hayal et, düşün. Düşündüğün şey o sensin. Çünkü insan neyi düşünüyorsa onun içine giriyor. Hep bunu diyeceğim ve demeye de devam edeceğim. Dersin başında da söyledim, şimdi de söylüyorum. Kötülük, sıkıntı sana tombala çeker, zar atar gibi gelmedi. Sen kötüyü düşündüğün için kötü duygular var. Kötü duygularından dolayı kendini kötü hissediyorsun. Mesela ektar dükkanına gittin, koku. Diyebilir misin koku almak istemiyor? Mümkün müdür? Şimdi bir yere gittiniz. Yanlış bir yerde yanlış insanlar var ve yanlış iş yapıyorlar. Kendini kötü iyi hissedemezsin. Mesela gıybet işleniyor, yalan konuşuluyor. Onu bunu çekiştiren bir ortam düşünün. Orada of be ya kendimi ne kadar rahat hissediyorum. Of. İyi ki geldim ya. Der misin? Arkadaşlar kötü düşünürken asla kendinizi iyi hissedemezsiniz. O zaman ne elime bakın. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demek. Neyi düşünüyorsan olsun. Abi ben çok kötüyüm. O zaman kötü düşünüyorsun. Güzel gören güzel düşünür diyor. Güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor Bediüzzaman Hazretleri böyle diyor. Yani Allah'ın güzel dediği şeye bakarsan güzel malzemeyi sokarsın. Güzel malzemelerle kötü bir şey çıkmaz. Bak güzel bir şey soktum zehirlenmeyeceğim. Böbrek dalak tırnak olacak. İyi şeyleri sokarsan kötü şey çıkması çok zordur. Kötümserin iyi ile karşılaşması olmayacak kadar zordur. Kötümser adam var ya, bak mesela şöyle oluyor, bana da geliyorlar. Hocam, büyük kardeşim, hocam dua et. Ama dilinin ucunda, dua et hocam. Hayırdır? Mülakata gidiyorum diyor. Bir diyor, imtihana girdim. Yazılı ama sözlü. İnşallah kalacağım, kazanamayacağım ama yine gidiyorum. La öyle deme. Ya biliyorum hocam ya herkesin dayısı var, amcası var, adamı var. Tamam kardeşim sen zaten kazanma şansın yok. Niye? Kötü düşündüğün için iyi ile karşılaşman mümkün değil. Nasıl mümkün değil? İyi ile karşılaşsan bile onu kötüye yorumlayacaksın. Anladık mı? Yoksa piyasadakiler kötü olmuyor. Gözlüğüm siyah ise herkesi kara görür. Kırmızı ise herkesi kırmızı görür. Herkes kendi gözüne, gözlüğüne tabidir. Karamsar düşünürsen iyi adam çıkmaz karşına. Niye herkes kötü mü? Hayır. İyi adam bile çıksa karamsarlığından dolayı onu kötü yorumlayacağız. Sekizinci sözdeki gibi evet. Naziklik zor olan bile satın alır. Nazik olmak var ya, yumuşak olmak, koyulu olmak. Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Etrafındakilere diyor, sert davransaydın kimseyi yanında göremezdi. İşte nazik olmak, kibar olmak, alttan almak en zoru bile satın alır. Satın alacağının bedelidir. İlk önce veriyorsun. Nazik olmak, kibar olmak. En âli bir şey. Ayeti bile söylesen şöyle. Cemal! Allah böyle diyor. Ulan öyle bu uslupla dese Allah zaten hepimize helak koyar. Bu uslupla mı söyledi? Allah şöyle diyor. Allah böyle yapıyor. Sanki Allah Cumhuriyet Savcısı gibi Thomas Dover'la insanları sorgulayıp yargılayan hakim gibi ceza kesen. Ya kürsüye bir çıktığımız zaman artık insanlara dini anlatmak için bir şeyi güya yaptıracağız. Korkuya dayat.
atıyoruz. Ya kardeşim Kur'an'da kaçta kaçlık korkudur ya. Sevdirin diyor. Ürküttürmeyin diyor. Sevdirin diyor. Sevdirin. Zorlaştırmayın. Sevdir yani. Peki hangi tipler yapıyor? Sevdiremeyenler korkuyu seçiyorlar. Bunu söylerken kürsülerde olan bir insanım ha. Para toplayacağım korkuya getiriyorum. Namaz kıldıracağım veya insanlara vay cehennem ne kardeşim şöyle yap. Şimdi çocuğa ayakta yemek yemesine mani olacak. İnsan babalar olduğunuz için. İki türlü yaklaşım yapacağım. Bakın hangisi kafanıza yatıyorsa onu yapın. Kızım ayakta ekmek yiyerek dolaşma. Allah seni cehennemine sokar. Birinci yol bu. İkinci yol. Kızım oturarak gel. Allah seni cennetine koyar. İkisi de netice aynı değil mi? Ama üslup hangisi doğru? İkincisi doğru. Bunu yapmak lazım kardeşim. Allah kadar sevilecek bir şey var mı? Onun kadar tatlı bir şey yok ki. Böyle ruh Allah'ı sevmeye, lezzet almaya başladı mı çocuk anası emer gibi Allah'a emer. Tövbe estağfurullah diyor. Ne tövbe estağfurullah? Niye Allah'ı öteledin ya? Niye öteliyorsun Allah'a kendini? Allah'a ulaşılmaz, şey yapılmaz. Yok kardeşim Allah'ın nuru semavat ve ard. Her şeyin nuru, aslı, hakikati Cenab-ı Hakk'ın esmasıdır ya. Esma şudur bak. Bunu buz kabul edin. Buz. Su neresindedir? İçinde değil, dışında değil, sağında değil, üstünde değil. Buzun neresinde su varsa, su neresindeyse eşyanın orasındadır esma. Esma-i Hüsna böyledir. Buzun neresinde su varsa esma-i Hüsna öyledir. Her yerimizde, içimizde, dışımızda. Allah kadar bütün o lezzetli yer, şeyleri yaratan Allah'tır. En çok sevilmeye layık O'dur. Değil mi? Bize lezzet kaynağını da veren O'dur. Baktırmasa bakamazdık. Vermese gözü kullanamazdın. Demek ki onun niye korkacağım kardeşim? Cehennemden korkacağız. Günahtan korkacağız. Allah'tan haf edeceğiz. Haf lezzettir. Korku uzaklaştırır. Korktuğun şeyden uzaklaşırsın. Hafta ise lezzet alırsın. Hafullah'ta lezzet vardır der tasavvuf. Lezzetlidir. Allah çok hoştur. Başka? Cimri düşmüş abi denize. Ver elini demiş. Ulan vermemiş. Ver elini kurtaracak vermemiş. Al elimi demiş. Almış elini. Allah çıkartmış. Bak ne kadar. Oğucuymuş ama kardeşim. Bak görüyor musun? Oğucuymuş. Ya al elimi demiş. Al elimi demiş elde deyince. Vermiş elini. Allah Allah. Başkalarının iyiliğini isteyenin hareketlerinden değil, sözlerinden bile anlaşılır. Yani başkalarının iyiliğini isteyen tipler, insanlar değil böyle sözlerinden, davranışlarından bile belli olur. Böyle her şeyinden, mimiklerinden belli olur. Kendisine faydası olmayan sana hiç faydası olmaz. Varlığı senin varlığına, kalbine kuvvet verene o senin dostun, dostundur kıymetini bil. Varlığı senin varlığına heyecan katıyorsa, gördüğün zaman şefke gark oluyorsan, ediyorsa, konuştuğu zaman seni hikmetlere götürüyorsa, dert tasalarına yanına gidince seni rahatlatıyorsa o senin dostundur kıymetini bil. Bulamazsın, satılmaz öyle bir şey. Cenab-ı Hak sana nasip etti işte. Zındıklar da en çok bunlara düşmandır. Alimler, kamiller, hocalar, şeyhler, ustadlar bunlara düşmandırlar. Niçin? Zındık olduğu için. Oysa bu bizi rahatlatır. Görüldüğü zaman bize feyiz verir. Konuştukları zaman hikmet saçar. Herkes ümitsiz olduğu zaman bize ümit verir. Karanlıklarındayken, karanlıklardayken nuru Kur'an'ı gösterir. Gaflet ve dalalet karanlıklarındaki nuru Kur'an'ı gösterir. Hadisatın dağlar var mı dalgaları içinde sahili selameti çıkarır. Başı boş ve gayesiz bir gençliğin içinden çekip çıkarıp istikamete koyar. Başka? Yalandan uzak dur, gerçi olsa faydalı. Yalanda ben gerçi bir o anda işi biraz uydurdun. Yalanla ama sonra onun kat kat senden çıkacaktır. Yalandan uzak dur, gerçi olsa faydalıdır diyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki,
faydalı zannetsen bile diyor, faydalı değil. O anda geçiştiriyorsun, bir şey zaman kazanıyorsun ama vicdanlara hitap etmiyorsun. Kimseye ihanet etme. Sana ihanet yapsa bile sen sana yakışanı söyle ve yap. Ama bana böyle diyor ya. Böyle yaptı bana. O ona yakışanı yaptı. Sen ise sana yakışanı yap. İhanet etme. Sana ihanet yapsa bile. Çünkü sana yakışmıyor. Tamam. Şöyle düşüneceksin. Her avlayan köpeğe taş atsan sokakta taş kalmaz. Müminin korkak ve cimri olabilir. Ama asla yalan olamaz. Olmamalı. Diyor Peygamber Aleyhisselam. Cimri olabilir. Korkak olabilir. Ama asla yalan olamaz. Olmamalı. Lafzı kafirdir. Yalan lafzı kafirdir. Kafirlerin kullandıkları yöntem çözümdür. Kısa dönemde biraz çözüm gibi gözükürken şeye benzetiyorum ben onu. Elma veya patatesi soyarsanız ilk soyduğunuz zaman parlak çıkar. Sonra siyahlaşır. Bir kere senin vicdanın rahatsız olur. Yani senin vicdanın yalan söylerken içindeki hapishane var ya, haşir meydanındaki sorgulama mekanizması olan yalan söylüyorsun be. Yalan söylüyorsun, bastırıyoruz. Azıkların en hayırlısı takvadır. En büyük zenginlik enfusi zenginliktir. Yani huzurun var mı? Bak bu kardeşiniz ben. Öyle tip insanlar gördüm ki, yakında gördüğüm bir tipi söyleyeyim. Fabrikasına pamuk giriyor, öteki taraftan takım elbise çıkıyor. Böyle bir dev fabrika sahibi. Ben tanımıyorum, şurada oturuyordu sağ tarafında sohbette. Derste latife yapıyoruz, gülüyoruz falan. Adam gülmeyi unutmuş, böyle bakıyor karamsar karamsar. Ondan sonra geldi yanıma diyor ki, hocam dedi ya, nasıl gülüyorsun? Anladın mı? Yani para uğruna kendi öz değerlerini uyandırmamış. Sohbete gitmemiş. Belki böyle 40 dakika yarım saat zarar derse gelmek, camide sohbete böyle katılmak zaman kaybı zannetmiş. İmam Ali diyor ki radıyallahu anh. Bak Hazreti Ali şöyle diyor. Kişi diyor hırsından dolayı mal mülkün peşine düşer, sağlığını kaybeder diyor. Gerçi diyor bazen o servete kavuşur. Ama sağlığını kaybeder. Sonra diyor o servetini verse kaybettiği sağlığı alamaz. Biz gülmeyi unuttuk. Adavet başladı. Kinse başladı. Mesela eskide bir yaşlıların bilir. Panik atak, buhran, bunalım, depresyon böyle bir şey yoktu. Niçin yoktu biliyor musunuz? Niçin yok? Biliyorsunuz da ben ifade edeyim. Eskide sevgi vardı. Eskide kucaklama vardı. Eskide af vardı, af. Eskide merhamet vardı. Eskide karşıdan bakmak vardı. Sevgi, sevgi yapılandırıyor. Arabanın benzini gibi. Çok lüküs araban dahi olsa benzin bitmiş. Sevgi, ruhsal hastalıkların manisidir. Sevgi sahibi olan bir insan, şöyle diyeyim. Sevmek ne kadar ihtiyaçsa, sevilmek ondan daha fazladır. Bir insan sevildiğini bilirse, onun ruhunda içinde bulunan pis mikroplar, bakteriler ne şunuma bulamaz. Seviliyorum. Bir de şöyle bir tip düşünün. Ben sevilmiyorum. Kimse bana değer vermiyor. Unutuldu kalkıldık. Ah olan ah gençlik. Ah olan ah eski derse, bu adam işte çöktü. Bu sefer parazitler, mikroplar, negatif olumsuzluklar çıkmaya başlar. Özgüvenini kaybediyor. Oysa sevgi insanı inşa eder. Hatta bu kainatın diyor bir sebebi vücudu muhabbettir diyor Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor. Bu kainatı Allah muhabbetinden dolayı yaratmış. Bu kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Kainat muhabbetle yaratılıyor. Bir insan muhabbetle dirilmez mi? Sevgini göster dirilsin kardeşim. Eve gidiyoruz. Veya dükkandan oturun. Dükkandasın. Hoş geldiniz. Elin adamına mal satalım diye. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Muhabbetini veriyorsun. Yalandan da gülüyorsun. Eve de gidiyorsun. Mahkeme duvarı gibi. Anam. Demek şey yapın.
La kardeşim ya bu senin çoluk çocuğunun terbiyecisi, senin çorba yapan, kapını açan ya. Ona elin olduğuna gösterdi, yalandan iltifatın onda birini göster ya. Niye iltifat cimrisi oluyoruz? Göstersene ya hanım ya. Eline sağlık, ne kadar güzel yemek oldu. Hani diyemiyorsan inaniyet, gurur, kibirden şöyle de. Ya hakikaten ya ben mi açım acaba ya bu yemek hakikaten bugün güzel oldu. Ulan bari açtığına ver yani, tamam mı? Çünkü sabahtan akşama uğraştı yani. Yani. Şimdi ama böyle bir iltifat yaptığın zaman ölü dirilir ya. Gidin mezarlığa isterseniz deneyin. Ey ölü, sen ölü değilsin. Sen ne kadar iyi bir insandın ya. Bak iltifatlar yağdırın. Kardeşim Allah'ın selamı senin üzerine olsun diye mezardan ses bile çıkar. Sevgi adamı diriltir ya. Sevgisizlik adamı delirtir. Kendisini sorumsuz, yalnız hisseder. Ya Kazım evet. En büyük zenginlik işte huzurdur. Adam bak pamuk giriyor, elbise çıkıyor ama gülmeyi unutmuş. Ne dedi biliyor musun? Bir tanesini anlatayım size. Burada kamera olduğu için şehri söylemeyeceğim. Yalnız armatör, Karadenizli. Armatör demek gemileri var adamın. Amerika'ya şuraya buraya çalışıyor. Ben bir vesileyle bir dostumu ziyaret ettim. İyi ki geldin dedi hastaneye başhekim. Bana doktorluk elbisesini giydirdi. Şeyi de taktı onu diyorlar doktor mu? Kulak ha onu tak koydu. Adını da bilmiyorum. Dedi ki hadi dedi bir servise gidelim. Orada da doktor var. Ya yapmadın. Ya gel dedi ya bir yer gidelim. Ondan sonra psikiyatrist bir şey var serviste yatakhane. İlaç yapıyor. Gel dedi birileri tanıştıracağım. Adam armatör. İsmini vermeyeyim. Çok meşhur. Amcasının oğlu intihar etmişti. İstanbul'da. Dedi ki ondan sonra şeye girdi. Bu adam o kadar zengin ki bir şeysi yok. Evde şurada burada kalamıyor. Zenginliğinden dolayı bu odada kalıyor. Yalnız kalmamak için yalnız odada istemiyor. Tabii o hastanede 5-6 tane 8 tane kaldığı yer istiyor. Böyle psikoloji hastaların bir kısmı acilde dolaşıyorlar ya şu acilin önünde. Zannederseniz ki 3'te biri 5'te biri doktorlar kendisi başhekim anlatıyor. Beşli şu dolaşan acilin önünde dolaşanların diyor 5'te biri ve 6'da biri diyor. İçeridesi hastası falan yok. Psikolojik her an ben kalp krizi geçiririm. Tansiyon, beyin kanaması olurum. Zanniyle her an ölürüm korkusuyla akşamleyin sanki içeride bir hastası var numarasıyla edasıyla orada volta atıyorlar. Bir kısım zenginse acillerin karşısına hastane şey evler tutmuş. Gel dedi. Böyle bir tipten birisi var dedi. Bak bir şey anlatacağım. Ya servise gidiyorum dedi. Beraber gidelim. Gidelim dedim abi. Şimdi saçlar da beyaz ya. Doktora da yakışıyor. Yakışıyor mu doktor? Gittik. Ben de dolaşıyorum. Git beraber gittik. Buraya girdik. Biraz konuşmaya başladık. Çünkü sağ ol psikiyatrist bölümü, psikolog şeyi. Adam baktı o adam. Tabii bir arada hem sizin gibi konuşurken gülüyoruz, sohbet ediyoruz. Baktı ki o öyle gülebilsem dedi doktor bey senin gibi. Keşke dünya yüzünde servetim olmasa diyor. İnanın. Şöyle bir gülebilsem ve gülebileceğimi inansam keşke hiçbir şeyim olmasa. Ben de zannettim ki bisikleti var zannettim. Tamam mı? Meron. Karaköy'deki o şey iş hanı da onunmuş. O kadarını söyleyeyim. Vapurdan yanaştığı karşısındaki şey onunmuş adamın. O kadar acayip dev adamlar, böyle şilepleri var ama içsel çökmüş, fakir. Kendiler pir olmuş. Ya, bitmiş. İşte huzurlu musun kardeşim? Huzurlu musun? Memnun musun? Kuru ekmek Allah aşkına. Suya batır ye. Bak şey söyleyeyim. Ayağınız olmasa protez gene çare. Gözünüz yok, sopa çare. Kulak yok, dokunma çare. Birisinin yardımı var. Kafa gitti, yani huzurun yok. İçsel kaos var, fırtına var. Dünya bitti. Bitti yani. Ayak yok, çaresi var. Göz yok, çaresi var ama ruhsal çöküntü, o da maneviyatsızlıktan oluyor. Arabanın benzini bittiğini nasıl anlarız? İbre gösterir. Hararet göstergesi yükselince anlarız ki hararet var. İşte sıkıntımız var ya, sıkıntı. Ruh darlığımızdan, gıdasızlıktan haber veriyor. İbredir arkadaşlar, ibre. Sıkıntı, ruhun gıdasız olduğunun ibresidir. Git diyor,
gıdanı doldur. Allah da diyor ki Celle Celaluhu, bu kalbin diyor, ela bi zikrillahi tetmeyin kulub, bütün kalpler, değil mi bunlar kalpler, ancak Allah'ı zikretmeyle, ilim ile, marifet ile, marifetullah ile, doğru adım atarak, doğru iş yaparak oluyor. Bu da nasıl elde edilir? Bak, o muammadan bahsetmiyorum, realiteden bahsediyorum. Şu, bu anlattığım şey de şurada elde edilir. Bir, doğru yere, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru iş yaparsanız bunu elde edersiniz. O zaman gittiğiniz yeri sorgulayın bakın. Doğru yere gidin. Doğru insanlar olsun. Doğru iş yapılsın orada. Üç tane şeyi unutmayın. Doğru yer, doğru insanlar, doğru iş yapılsın. O zaman seni besliyor, besliyor. Şu anda bak camide oturdunuz. Oturduk. Ne yapıyor? Adamı besliyor bu. Olumsuzluk değil ki. Şeytan gene geldiği zaman... Şu mesela çıktığın zaman camiden şimdi diyeceksin ki ben doğru yerden geliyorum. Doğru insanlar vardı, doğru şey yapılıyordu. Ha, o zaman diyecek bende burada yer yok. Niye? Doğru düşünürken kendinizi kötü hissedemezsiniz. Değirmen misalini vereyim. Değirmeni bilirsiniz değil mi? Siz buralı olduğun için Bolu Vadisi'nde değirmen vardır herhalde. Buğday çoktur, mısır var. Sabit bir taş var. Ötekisi de döner. Gar 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 döner. Şimdi siz bunun içine mısır veya darı veya mısır veya buğday atmasanız taş taşı yer. Değil mi? Eğer buğdayı mısır atarsanız hemen yanında en toz halinde nişasta düşer. Atamaz taş onu. Biraz ileriye unu atar, daha ileriye parçalar atar. Ya hayvanlara yaparız veya çorba yaparız onu. Kırba deriz. Şimdi sevgili kardeşim, aynen bunun gibi bu kafa değirmendir. Doğru bilgi atarsanız hem taş taşı yemez hem un elde edersiniz. Eğer bu kafaya doğru bilgi atmasanız, yani şu, bu değirmen çalışıyor devamlı. Su atarsanız gene taş taşı yer. Yaprak atarsanız gene taş taşı yer. Kağıt atarsanız taş taşı yer. Ne atarsanız atın bunu bitirir. İşte kötü hissediyorum ben kendimi diyorsan demek ki senin değirmene mısır atmıyorsun, taş taşı yiyor. Yani ne demek istiyorum? Bu kafa çalışıyor sana rağmen. Sen ister düşün ister düşünme. Doğru bilgi atarsan un olur, taş taşı da yemez. Doğru bilgi atacağız. Doğru bilgi nerede satılıyor? Doğru yerde, doğru insanlarla beraber olunca oluyor. Kahveye gidip de oh be ya iyi ki geldik ya ne kadar rahatladık. Gıybet ediliyor, iftar ediliyor, ona buna galis tabir küfürler kullanılıyor. Ya ne kadar rahatladım ya, ruhum ne kadar keyiflendi diyemezsin. Çünkü yanlış yerde yanlış iş yapılıyor. Evet, başka bir şey okuyayım. Kendine ve başkasına ait ol, özgüvenini bozma, kimsenin bozulmasından uzak dur. Yani öyle yaşa ki başkalarının psikolojisi senden dolayı bozulmasın. Men dakka dukka, sen başkasının kapını çalarsan, senin kapını da çalarlar. Başkasının sıkıntısına vesile oluyorsan, bu senin de en kısa zamanda aynı şeye düçar olacaksın demektir. Senden dolayı kimse sıkıntı çekmesin. O zaman Cenab-ı Hak sana da nasip etmez. Akıllı insanlarla görüşürsem aklen ve ferasetin artar. Akıllı insanlarla oturup kalkarsanız der İmam Azam Hazretleri, akıl ve feraset marifetiniz artar. Şükürsüz zenginlerle oturursanız, oturup kalkarsanız kanaat azlığı artar. Kadınlarla oturup kalkarsanız şehvetiniz artar. Padişahla oturup kalkarsanız gurur ve kibriniz artar. Kimle oturuyorsan ona dikkat et. Ondan sana sirayet eder. Şimdi bir soru var. Bizim herhalde dersi dinlemiş. Bilmem uygun olur mu? Olur mu?
Anlatayım mı? Peki, kağıt attılar, beni raydan çıkarttılar. Suç varsa yazanımdır. Tamam mı? Yani ben bunu... Makas değiştirdiler. Makas değiştirdiler bana, treni makasını. Vallahi. Belki işinize yarar, bilmiyorum, bu zat sizi tanıyor, ben buralı değilim. Makasımı değiştirdiler, anlatayım. Herhalde bizim siteye girmiş Nur dersinde, bunları anlatıyoruz, oradan girmiş. Ben şimdi Risaleleri Bediüzzaman Hazretleri'nin eseri malum görüyorsunuz. Tanıtmadan önce namazım yoktu. Tanıdıktan sonra ben namaza başladım vesaire. Bu sefer okudukça imanımız elhamdülillah sizin gibi, hamdolsun Müslümanlar gibi imanımız arttıkça mazideki günahımızı sorgulamaya başladım. Oruç tutmamışız. Efendim namaz kılmamışız, ne yapacağız dedik. Dine müracaat ettik, kazası ne yapacaksın dedi. Tamam. Biz de kazaya başladık, kaza namazına. Sabah namazına yüklendim, sif. Üç öğleyin kılmadım. İki rekat, inna ateyna kılvallah, inna ateyna bitirdim elhamdülillah. İş anlatı bak. Öğleyine yüklendik, farz. Öğleyini bitirdim. İkindi namazının farzını bitirdim. Akşamı bitirdim. Yatsı namazının farzını bitirdim. Yatsı namazının salatı vitri Hanefi mezhebine göre vaciptir. Şafii'ye göre sünnettir. Güya hocayız ya, biraz eğitim aldık ya. Güya bir şeyler biliyoruz yani. Sen enaniyettin, şimdi göreceksin. Hemen Şafii'ye geçeceğim. Hocam bilir. Hem de benim hocam. Şimdi dedim ki, ya Rabbi, yatsı namazın farzını bitirdim kaza. Salat-ı vitri ya Rabbi, kalan salat-ı vitrimi kıl kıl bitmiyor. Meğer ölünce bitiyormuş da. Ben bilmiyormuşum yani. Hiç bitmiyor zannediyormuşum ben. Ölünce bitiyor namaz. Salat-ı vitri 126 gün kaldı da. Ya Rabbi niyet eyledim. Şafii mezhebini takliden salat-ı vitri Şafii'ye intikal ettirdik. Mezhebini takliden tamam. Şafii mezhebini taklidi diyoruz. Bir akşam bir rüya görüyorum. Allah Allah. Şimdi baktım, canım çıkmış. Allah Allah, dedim ya o kadar zor değilmiş ya. Dedim. Bak ne kadar hoşmuş ya. Kolay. Ondan sonra yıkıyorlar, yıkayanları görüyorum. Aynen bir tamamiye yaşıyorum. Hiç de sevmediğim bir adam beni taşıyor. Ulan dedim, ben bunu hiç sevmezdim, beni taşıyor dedim ya. Şimdi o kadar onu seviyorum ki, o da haberi yok niye sevdiğimi. Diyemedim yani ki, sen benim ölümünce tabutumu taşıdın diye. Şimdi deseydim şey olurdu yani. Seni hiç sevmediğim halde şimdi. Sonra bak arkadaşlar, kabire girdim. Kabire girdim, öyle bir kısa bir dakika. Sipsiyah, karanlık. Yani koku, pis kokuların tümü. Seslerin, bütün çirkin seslerin tümü. Ömrümde duyduğum bütün korkunç seslerin tümü. Kokuların, yani en bütün pis kokuların tümü. Bir anda bir gözüktü. Şaşırdım, böyle ödüm patladı. Hemen derken, hemen Allah'a. Yani ben hayatımda da biraz öyle. Tevekkül ederim Rabbime. Tak, bağladım. Bağlayınca Allah'ıma tevekkül. Peynir gibi önüm açıldı. Kesildi böyle. Bir aşağı yatıyorum böyle kabirde. Bir aşağıya bakıyorum, dip yok. Yukarıya bakıyorum, acayip. Ama korku yok. Elhamdülillah bir güven başladı. Fevkalade o şey geçti. Baktım ki semada böyle küme küme renkler var. Ama dünyada öyle renk yok. Meğer onlar melaikeymiş. Bu arada da pek nefes alamıyorum yani. Gittikçe nefesim kesiliyor. Bakmak da bakamıyorum. Korkuyorum, ona ne var böyle. Bir duvara ben biraz sıkılıyorum. Derken karşıdan iki tane renk hop geldi durdu. Ondan sonra durdu. Fakat bu arada gene sıkma devam ediyor. Dedi ki Hasan Hoca hoş geldin dedi. Hoş bulduk kardeşim dedim. Nükel mekilmiş. Hazır mısın hesaba? Hazırım dedi. Ondan sonra itikad için dediler ki bu ömrü Allah'a anlatmayla geçiyor. İtikadı geçelim. Buna dedi amelden girelim. Soralım. Bakıyorlar. Diyor, o da bakıyor. Tamam, tamam. Namazda gel, şey yapalım. Ulan namaza deyince
hani keyfim biraz bozuldu ya, fiyaka mindi aşağıya. Biraz acaba dedim ya namaza deyince biraz mimikleri değişti adamların ikisinin. Sabah namazın borcun vardı, ödedin. Elhamdülillah. Sanki üzerimde yük kalkıyor. Öğleyin borcun vardı, ödedin Hasan Hoca. Elhamdülillah. Akşam geldi yatsı. Yatsı namazının farzı, evet, ödedin. Salatı bitir, 126 gün duruyor Hasan Hoca. Dedim ki, ben dedim Şafii mezhebini taklit ettim. Şafii'ye intikal ettirdim onu. Sen hocaydın dedi dünyada. Mezhep ne zaman taklit edilirdi dedi. İhtiyaç ve zarurette taklit edilir dedim. Dedi ki sen dedi hangi ihtiyaç ve zaruret, hangi zor durumda kaldın ki salat-ı vitrini Şafii'ye attın. Bu arada nefes alamıyorum. Bir baktım ki butum kadar kalın yılan sarmış beni duvara. İnan vallahi nefes alamıyorum böyle. Kavga renkli bir şey yani. Siyata değil. Böyle bir baktım şeyine yatıyorum ya. Kuyruk belli değil. Yok. Kuyruğu yok. Sanki buğday tarlası yatıp kalkıyor böyle. Üzerindeki pullar yatıp kalkıyor. Kafaya bir baktım kafası belli değil. Beni yapıştırdı böyle. Kalemin içindeki elezon yay gibi. Ya, bağırıyor. Dedim ki alsanız ya şunu. O senin cezan daha dedi. Ya yapmayın, yalvarmaya, ağlamaya başladım. Mümkün değil. Gittikçe nefes alamıyorum. Dedim ki, müsebbibül esbab, sebeplerin her şeyin sahibi olan Allah'tan başka çözüm yok. Onunla işi çözmem lazım. Kaldırdım elimi. Ya Rabbi, Muhammed'in senin yanındaki imanının hatırına, iyi hatırlıyorum. Allah'lığın hatırına bana bir daha fırsat ver. İki dedim, iki cümle hatırlıyorum. Muhammed'in imanının senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına, Allah'lığın hatırına bana bir daha mühlet ver. Dedim. O bir öyle deyince bir ortalık şey yaptı falan. Hemen onlar heyecana kapıldı. Dedi ki, Rabbim bize dedi ki, bırakın bir daha fırsat ver. Sana son kez bir daha fırsat verildi. O hiç şey yapmadan bakmıyorum çünkü pis iğrenç ile böyle üzerimden çekildiğini hissettim. Uyandım baktım ki burnum patlamış kan akıyor. Kan akıyor, kan acayip. Kalktım sabah namazına yakın. Yanımdaki arkadaş hoca arkadaşı kaldırdım. Ya dedim bana bir süreyi su ver. Abi ne oldu? Korktu, korkma ya, sakin ol. Ver bana bir bardak su. Dedim ki bak bugün ben yokum, öldüm. Kim gelirse gelsin, ne soracaksa sohbetmiş, namaz kıldırmak hiç yokum. Tamam abi, sakın ha, kapıyı kapattım. Yemek memek yok, hiçbir şey yok, ben ölmüşüm. Tamam abi. He? O rüyayı görünce diyor. Tabii süreyi koydum, bir su, bir de bardak. Bu cemaatin hatırına söylüyor. Vallahi söylüyorum size. Ne kahve, şey yemek bir şey yok. Su. Aldım kağıdı kalem. Velas inna ateyna kulu vallahi. Velas inna ateyna kulu vallahi. Ta yatsıyı da geçmiş 126 günü sav hiçbir şey yemeden içtim abi, su içtim. Bir günde bitirdim. Fakat bitirdim yatsıyı geçmişti. Öyle üzerimde ağırlık yay gibi şey kalktı ki başladım ağlamaya. Ağladım o kadar böyle ferahlandım ve Allah'a çok şükrettim. Arkadaşlar ille bu mu başınıza gelecek sizin de? Bak benim ben sizin Müslüman kardeşinizim. Benim başıma geldi. Sizin de gelmesin. Daha imkan var. Ölmediniz. Siz de bunu değerlendirin. İşinize yararsa rüyayı kullanın. Zaten dini bir şeydir. Bu ile rüyaya değil zaten dinde soracağı bir şey. Birkaç tane de okuyayım kesiyorum. Bir yerlere birilerine hakim olman için ilk önce kendine hakim olman lazım. İlk önce buraya hakim olacaksın. Buraya hakim oldun mu karşıya hakim olmak çok kolaydır. Birilerini düzeltmeye çalışma. Kendin bedenden çıkmaya çalış. Bedeni hazlardan, tiryakiliklerden, bedeni hayat ölçülerinden ne kadar çıkıp ruhsal bir hayatı tercih edersen
kendine hakim olursun. Kendime hakim oldun mu, bedensel karşındaki hayatlar sana basit geliyor. Başkası olmaya çalışma. Ya keşke onun gibi olsam deme. O ki mesela ben sana desem ki keşke senin gibi olsam. Madem sen olacaktın, Allah beni niye yarattı? Sakın başkası olmaya çalışma. Sen sen ol. Sünnet-i seniye malzemesiyle kendini inşa et. Sünnet-i seniyeden çıkma. Sünnet-i seniye, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesi doğasından, tabiatından, insanlığından, erkekliğinden çıkmamıştır. Eğer doğasından, tabiatından çıksaydı sünnet-i seniye, kendi yapısından kadınlar taklit edemezdi. Peki nedir onun o sünnet-i seniyesi? Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Onun hayatında gözüken sünnet Allah göstermiş, Allah öğretmiş. O da buna uymuş. O uyduğunu, uyguladığını bize söylüyor. Yoksa onun tabiatından çıkan değil, tabiatına verilen, öğretilen, uygulanan bir şeydir. Sünnet-i seniye, dolayısıyla insanlığımızın inşa malzemesidir. İnşaat malzemesi gibidir. Onun için başkası olmaya çalışma, sen sen o. Sen senin ve Allah için orijinalsın. Sen geçmişte senin gibi yaratılmamış, şu anda senin gibi birisi yok. Bundan sonra da olmayacak. Sen özelsin. Şöyle düşün, askerlik yapmışsınız. Askerlik yapınca eğer elbise yeniyse, ben biliyorum bunu, yıkıyorlar veya yıkamadan gelecek askerlere veriyorlar. Yani askerin elbisesi askere veriliyor. Genelkurmay emekli olunca elbisesi kimseye verilmiyor. Öyle mi komutan? Genelkurmayın elbisesi şey müzeye kalkıyor. O kaç tane genelkurmaylık yapmış diye oraya gözüküyor. Askerin elbisesi askere veriliyor. Biz de Allah'ın bu halife-i arz, dünya saltanatındaki memleketinde genelkurmayız, mevcudatın. Dolayısıyla senin ve benim gibi, senin gibi kimse yaratılmamış, bir de yaratılmayacak. Allah için herkes özeldir. Belki belediye başkanı, şu bu, başbakan seni muhatap alıp belki huzuruna almaz. Ama Allah seni beş defa günde huzuruna alıyor. Orijinaliz. Bir tane de okuyayım. Sen kendini iyi oynamaya çalış. Sana ciddi yaramayacak fuzuli şeylerle meşgul olma. Neşe ve güler yüz karşıyı etkileyen en müessir enerji olduğunu unutma. Kendine devamlı müsbet telkin etmeye çalış. Yani olumsuza sakın odaklanma, onları düşünme. Niye? Düşündüğün her şey varlığa dönüşüyor, içine seni alıyor. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Aklımızı, kalbimizi, fiilimizi tek hakikat yapsın. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eylesin. Amin. Memleketimize, vatanımıza, dinimize, imanımıza, mukaddesatımıza kimler yardım ediyorsa ya Rab onları muvaffak eyle. Amin. Düşmanlarını hak ile yeksan eyle. Amin. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Evlerimizde ruh-i kutsileri, ruhani mahlukatları hark eyle. Ervah habiseleri, mevad-i şerleri hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Amin. Nefis ve şeytanın şerrinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, amin, bedenimize ibadetullah, amin, hayatımıza istikametullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. İyilerle beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Vahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Amin.